Botoks uygulaması botulinum toksin denilen bir maddenin kasların içine enjekte edilerek o kasın geçici süreyle fonksiyonlarını yapmaması hedeflenen bir işlemdir. Aslında başta kulağa kötü gibi gelse de biz bunu avantaj olarak kullanıyoruz. Bizim istemediğimiz kasların ya da çok çalışmasını istemediğimiz, çalıştığı için üzerinde çizgilere, kırışıklıklara sebep olan kasların fonksiyonunu bir nevi azaltmak için kullandığımız bir işlem. Botoks uygulamasının çok fazla uygulama indikasyonu vardır. Ancak estetikte bizim kullandığımız en sık kaz ayakları, kaş ortasındaki derin çizgiler ve alın çizgilerinin giderilmesi için kullanılır. Bu bölgelere seçili planlarda, seçili kaslara uzman bir hekim tarafından yapıldığında bu kasların işlevleri azaltılır ya da durdurulur geçici olarak. Bundan sonra kaz ayaklarının dediğimiz çizgilerin tamamen giderilmesi, kaşların, düşen kaşların bir miktar kaldırılması, kaş ortasında olan oluşan sinirli, öfkeli görünümün azaltılması, alında da özellikle yaşlanma çizgisi gibi duran çizgilerin azaltılması hedeflenerek bu uygulamalar yapılır. En sık kullanılan alan burasıdır. Ancak bunun dışında yine plastik cerrahların yaptığı işlem olarak diş sıkma botoksu, çene ucundaki çukurluğun düzeltilmesi, boyunda oluşan platizma çizgileri ya da nefertiti çizgileri dediğimiz derin sarkan bantların giderilmesi için kullanılmaktadır. Botoks uygulaması ofis şartlarında, klinik şartlarında herhangi bir anestezi maddeye ihtiyaç duymadan yapılan enjeksiyon işlemidir. Bize donmuş şekilde gelen botoks maddesi sulandırılarak, hasta başında sulandırılarak işlem yapılır. Ortalama 10 dakika 15 dakika süren bir işlemdir. Bu işlem sonrasında yüzünde herhangi bir kızarıklık, şişlik, herhangi bir morarma olmadan günlük hayatına devam edilebilecek bir uygulamadır. Botoksun etki süresi kişiden kişiye değişmekle beraber, mevsimden mevsime değişmekle beraber 4-4,5 aydan 6-7 aya kadar uzamaktadır. Botoks işlemi sonrası kişi günlük hayatına tamamen kaldığı yerden devam edebilir. Sadece bazı önerilerde bulunuyoruz. Bunlar özellikle enjeksiyon bölgelerine masaj yapmaması, çok sıcak ya da çok soğuk ortamlara girmemesi, hamam, sauna gibi çok buharlı ortamlarda kalmaması bizim hastalardan başlıca istedik. Hastalarımızı 7. ila 10. gün civarında mutlaka kontrole çağırıyoruz. Kontrolde gerekli bölgelere, ihtiyaç kalan bölgelere tekrar botoks uygulaması yapabiliyoruz. Botoks uygulaması halihazırda çok alternatifi olmayan bir uygulamadır. Plastik cerrahlar tarafından çok sık yapılan ve memnuniyet oranı çok yüksek olan bir uygulamadır. Bunun en büyük avantajı hızlı, seri bir şekilde yapılabilmesi, en büyük dezavantajı ise geçici olmasıdır.